Z kuşağı hatırlamayabilir. Görevimiz Tehlike diye bir dizi vardı. En akılda kalan repliklerden biri. Bu mesaj 5 saniye içinde kendini imha edecek. Amaç senaryodaki gizli görevlerin açığa çıkmamasıydı. Yıllar içinde o disklerin yerini dinlenemeyen telefonlar aldı. Şimdi izleyeceğiniz örneği Görevimiz Tehlike'yi hatırlatır cinsten. Şimdilik sadece devletin üst kademesinin kullanabildiği yerli ve güvenli telefon düşman eline geçince kendini imha ediyor. Işıl Açıkel ve Sabahattin Kıvrık'ın özel haberi. Bu telefonları dinlemek mümkün değil. Sese ilişkin hiçbir bilgiyi karşı tarafa göndermiyor. Savunma sanayi alanında yerli ve milli üretim araştırma yapan Savroni'nin Eskişehir'deki tesislerine ilk kez bir televizyon kanalı alıyor. Özel alanlardan geçerek üretim tesisini Sabahattin Kıvrık'la birlikte ziyaret edeceğiz. Yerli teknoloji üstünde en dikkat çeken buluşsa dinlenemeyen telefon. Siz konuşurken mikrofon çalışmaya başlıyor. Sustuğunuz zaman mikrofon kendi kendini kapatıyor. Sadece dinleme moduna geçiyorsunuz. Hemen herkes hayatında bir kez şu cümleyi kurmuştur. Telefonla konuşuyorum. Acaba dinleniyor muyum? İşte bu elimdeki telefon dinlenmeye son noktayı koyacak bir telefon. Bu telefon dinlenemiyor. Sonsuza kadar çalışsanız bu telefonu dinlemeye sizin ömrünüz, kuşakların ömrü yetmez. Peki biz telefonun dinlenip dinlenmediğini nasıl anlıyoruz? Hemen karşı tarafta bir tane daha telefon var. Arıyorum sizi şu anda. Çalıyor. Evet, buradan konuşuyoruz sizinle. Ben sizin sesinizi duyuyorum Sıdık Bey. Gayet duyuyorum. Acaba biz konuşurken birbirimizi duyuyoruz, başkaları da bizi duyuyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşımız Mustafa Bey bizi dinlemeye çalışıyor. Fakat dinlemesi mümkün değil. Berrak bir temiz sayfa. İsterseniz bunu bir de sıradan bir telefonla deneyelim, olur mu? Deneme, ses. Arkadaşlar konuştukça dinleniyor çünkü bu sefer ekrana yazılar geldi. Buradaki ekran hangi kodlama sistemiyle, yapıyla görüştüklerini bize söylüyor. Telefonun en şaşırtıcı özelliği ise filmlerde gördüğümüz gibi bir yabancının eline geçince kendini imha etmesi. Eğer bu telefon çalınırsa, bu telefonu kurcalayıp içindeki bilgileri almaya çalışırsanız, bizim evrensel kütüphane dediğimiz data bankalarını almaya kalkarsanız hemen kendi kendini yok ediyor, siliyor ve merkeze işaret gönderiyor. Beni kurcalıyorlar diyor. Görevimiz Tehlike filmi yıllarca izledik. Bir şeye ulaşmaya çalışıyorsanız sistem kendini yok ediyordu. Sistem kendi kendini yok ediyor, siliyor. Savronic Simpes adlı proje şimdilik sadece üst düzey devlet yöneticileri tarafından kullanılabiliyor. Özel sektörse sırada. Bankalarda finans haberleşmesi. Ben buradan buraya milyonlarca dolar transfer edeceğim. Araya girip birisi bunu bulabilir. Alır. Siz ihale teklifi gönderiyorsunuz karşıya. Araya girip dinliyorsunuz. Ve bunu yapanlar var. Bu tele kulaklar, büyük kulaklar, dev kulaklar dedikleri, yani görüntü ve video bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından dinlenmesi mümkün değil.